Bizim şu zamana kadar gördüğümüz en tatlı seyyar kahve dükkanının önündeyiz. Bir tarafımızda uçsuz bucaksız Pasifik Okyanusu. Diğer taraftan gelen o muhteşem kahve kokusu. Ortam harika şu anda. San Diego'nun La Jolla bölgesinden merhaba diyoruz bugün sizlere. Bu kahve dükkanının bir diğer güzel özelliği ise sahibinin Türk oluşu. Biz de daha yeni tanışma fırsatı bulduk kendisiyle ama çok tatlı birisiymiş. Çok da memnun olduk. Buranın hikayesini oldukça merak ediyoruz. Hadi gelin o zaman hikayenin tüm ayrıntılarını öğrenelim. Uğur'la tanışalım. Aynı zamanda o güzel kahvenin bir tadına bakalım. Ve Uğur'layız. Manivela. Aslında tabela daha henüz oluşmadı ama evet, yaptırma daha tamamlanmadık. Çok az kaldı. Evet. %95 hazır bir şekilde açmak durumunda kaldık. Tabelamız olunca iyice herkes Manivela Cafetra'yı görecek. Manivela bu arada isim olarak Türk değil mi? Normalde kaldıraç anlamına gelen Manivela. Evet. Manivela aslında bir mekanizmaya ilk hareketini veren kol. Bu L shape, L şeklindeki crank'e manivela deniyor. Biz gezici olduğumuz için bizim motor engine'imizi manivela ile çalıştırabileceğiniz gibi kahve değirmeninin kolu da aslında manivela. Çok iyi ya, oradan geliyor isim. Onu oradan işte gelip esas çok daha güzel bir yere gidiyor. Siz de gününüze Manivela'nın kahvesiyle başlayabilirsiniz aslında. Bu arada bugün Ecem kamerada. O zaman şöyle başlayalım. Hikayeni anlat bize istersen. Nasıl başladı bu hikaye? Şöyle ki Türkiye'de yaşıyorduk bundan önce. Ben 6 aydır buradayım. Ona da değineceğiz biraz sonra. Biz 2009 gibi bir New York seyahatine gittik. En yakın arkadaşımla birlikte. Başka bir yakın arkadaşımızı ziyarete. New York'ta biz coffee truck'tan ve food truck'tan yemek ve içecek alıp bu deneyimi yaşadık sokakta. Çok güzel bir manzarada, çok güzel bir parkta ya da sokakta yürürken ihtiyacımız olduğu bir anda coffee truck'tan ve food truck'tan bir şeyler aldık ve bunun tadını yaşadık. Daha sonra Türkiye'ye döndüğümüzde ben yine kafe restoran sektöründe çalışıyordum. Yine bu New York'ta gittiğimiz arkadaşımızla ya bu iş sokakta yapılır mı gibi böyle bir masada otururken bir sohbet açıldı. Yaparız, yapmayız, işte Türkiye'deki regülasyonlardan çekinerek bir böyle acabalar oldu. Bütün cesaretimizle herkesin yapamazsın dediği bir durumda biz coffee truck yapma hayalini kurmaya başladık ve planlamalara başladık. Bu ne zaman oldu? Bu 2014 senesi. 2014 senesi İzmir'de güzel bir akşamda. Daha sonra biz araç bakmaya başladık. Bunu nasıl yaparız, nasıl ederiz onları konuşmaya başladık. Ve çok güzel eski model 88-89 modellerde Mercedes TN serisi kamyonetleri bulduk. Çok iyi. Ve bunların içine sığabileceğimizi hayal ettik. Her şey o hayalden başladı evet, aslında. Evet, aslında o küçük bir truck ama aynen, de çok büyük demek bir truck değil fakat içinde bir 85 boyunuzla ayakta durabildiğiniz. Çok iyi. Ön tezgahınızda makinalarınızı, ekipmanlarınızı, fırınınızı ve dolaplarınızı yerleştirebileceğiniz. Arka tezgahta depolarınızı kullanabileceğiniz çok güzel bir planlama yaptık. Daha sonra bunun imalat aşaması da tabii çok enteresandı. Çünkü Türkiye'nin ilk coffee truck'ıyız. Türkiye'de daha önce yoktu coffee truck. Türkiye'de daha önce coffee truck yoktu. Çok iyi ya. Hatta Türkiye'de zannediyorum ki bu konseptte, bu kalitede hiçbir food truck da yok. Çünkü Türkiye'de bu işin izinleri olmadığı için evet, onu kimse bu işe ondan girmemiş. Ondan dolayı mesela burada özellikle New York'ta hani bu kadar meşhurken aynen, niye Türkiye'de bu tutmuyor mu yoksa izinlerden dolayı mı? Hayır, Türkiye'de yaşıyor? Hiçbir şekilde belediyeden alabileceğiniz, başvurabileceğiniz bir izin yok. Bu işlerle ilgili bir kanun, bir regülasyon asla yapılmamış zaten bundan önce. Dolayısıyla siz de belediyelere gidip böyle bir talepte bulunduğunuz zaman size hiçbir şey diyemiyorlar. Yani böyle bir şey talep edemezsiniz, biz de böyle bir şeye izin veremeyiz diyorlar. Türkiye'de peki neyle karşılaştın, ne yaptın, hani nasıl buraya kadar geldi bu hikaye? Türkiye'de bu iş şöyle başladı. Biz ilk arabamızı yaptığımız zaman yine iznimiz yoktu. Aslında tamamen büyük bir cesaretle ve büyük bir risk alarak biz bu işe başladık. Daha sonra Sarıyer'de, Maslak'ta bu iş plazalarının olduğu bölgelerde biz kendimize bir yer beğendik. Bir iş merkezinin bahçesi. Orada bir kiralama kontratı imzaladık. Aslında Manivela'nın ilk doğduğu yer İstanbul Maslak. Biz İstanbul Maslak'ı da pilot bölge olarak seçip orada denemiştik. Bu aslında 2014 senesinde. 2014 senesinde bu hayaller başlayıp biz 2015'te ilk kahvemizi satmaya başladık. 2015'te anladım. 2015'in başında. Sonra da büyüme oldu galiba. Hani evet, birkaç daha fazla şube haline geldiniz. Evet. Sonrasında Maslak'ta biz çok ilgi gördük. Özellikle insanların plazalarda, kapalı alanlarda çalıştığı yerlerde, yürüme mesafesinde, ağaçların altında çok hoş oturma grupları olan böyle bir coffee truck insanın çok ilgisini çekti. İnsanlar işlerinden kaçıp bizim orada iyi müzikle, iyi kahveyle, iyi atıştırmalıklarla zaman geçirmeye başladılar. Bu bizi de çok besledi, çok mutlu olduk ve bu insanların tepkisine de kayıtsız kalamadık. Biz hemen o yine cesur halimizle
başka bir yerimiz olmamasına rağmen ikinci arabayı konuşmaya başladık. Bu arada biz diyorsun normalde ortak var sanırım. Evet, çocukluk arkadaşım ve onun kardeşiyle beraber biz bu hayali 3 kişi kurmaya başladık. 3 kişi başladık. Ben İzmir'de yaşamaya devam ettim. İlk arabadan sonra o zaman büyüme hikayesi var. Şu anda kaç tane araba var? Şu anda Türkiye'de 4 tane arabamız var. 4 tane var. Bir tane de corner'ımız var. Ha, öyle mi? Dükkan şeklinde. Evet, İzmir'de. Shop in shop bir corner. Çok sempatik, çok güzel. Nerede? İzmir'de Atakent'te yaşayanlar Atakent havuzunun altında kahveye katılabilirler. İzmir'de 5 nokta, 4'ü araç, 1'i corner. Bu da 6. noktamız dünya üzerinde. Çok iyi ya, gayet güzel. Bunun konsepti biraz daha farklı. Bu genelde Airstream diye geçen araçlara benziyor aslında. Evet, bu replika bir Airstream. Airstream'in burada bulabildiğimiz modellerin hepsinin içi normal karavan şeklindeydi. Ve fiyatları çok yüksek. Onların içini alıp içini söküp atmaktansa biz daha yeni olan bu modeli tercih ettik. İçi çok ferah, çok geniş, çok güzel bir araç. Dolayısıyla böyle Türkiye'deki araçlardan daha da iyi bir setup'la burada bir üst upgrade'ine geçmiş olduk Manivela'nın. Peki o zaman şeyden devam edelim. Birinciden sonra o büyüme hikayesi nasıl oldu? Kısaca şöyle hani ikinci, üçüncü, nereden 2015'ten itibaren şu zamana kadar o hikayeyi birazcık özet bir şekilde anlatırsan süper olur. Özet şekilde anlatırım ama tabii ki bende yeri çok büyük. Evet tabii. Çok güzel bir 6 senelik bir süreçten geçtik. Maslak'a dönüyorum. Maslak'ta bu tepkiler sonrasında biz ikinci arabayı planlamaya başladık aslında. İkinci arabayı planlarken de biz bu ikinci arabayı artık cateringlere, eventlere ve özel organizasyonlara götürebileceğimizi düşünerek aslında yola çıktık. Ve ikinci arabayı satın aldık. Üretim sürecine geçtik. MR Square Alışveriş Merkezi İstanbul'dan bir talep aldık. Pop-up olarak 6 aylığına bizim orada kahve satmamızı istediler. Ve ikinci arabamızı MR Square Alışveriş Merkezi'nde konumlandırdık. Orada 6 aylık bir anlaşmanın sonrasında anlaşmamızı 1 yıl daha uzatarak 1,5 yıl MR Alışveriş Merkezi'nde İstanbul Anadolu yakasında hizmet verdik. Bu kaç yılında oluyor? Bu 2017 yılında 2017. Oluyor. Fakat 2017 yılında bununla birlikte biz yine cateringlere ve eventlere gidebilmek için 3. arabaya başlamış bulunduk. 3. arabamız da İzmir'de Yaşar Üniversitesi'nin arkasında Park Mavi'ye 414 alışveriş merkezine yerleştirdik. Otopark ve yol derdi olmadığı için çok ciddi üniversite öğrencileriyle birlikte çok popüler olan bir yer. Biz de onun bahçesinde çok tatlı 100 metrekarelik bir alana yerleştik. Çok güzel. 2018 yılında. Onu açtık. Böylelikle 3 tane arabamız yerleşmiş oldu. Biz yine 4. arabayı yapıp özel eventlere götürmek istiyorduk. 4. arabamızı yaptık. 4. arabamızı da diğer 3 arabanın siyah renginden farklı olarak sarı yaptık. Bu değişik oldu. Eventlerde, organizasyonlarda bizi temsil etsin. Biraz daha bir farklılık göstersin ve Türkiye'de insanlar kafe traklara alışkın olmadığı için bizim araç arttırdığımızı aslında çok da fark edemediler. Biz internette kendimizi Bodrum'da bir eventte taglerken insanlar İstanbul'daki arabaya Bodrum'a gitmişsiniz diye mesajlar atmaya başladı. İzmir'e gelenler kaç gün buradasınız diye sormaya başladı. Oysa ki biz farklı yerlerde hizmet vermeye devam ediyorduk aynı anda eş zamanlı şekilde. Dolayısıyla 4. arabamızı sarı yapıp biz yeni arabalar kattığımızda filomuzu. Mantıklı aslında. Artı tabii çok ciddi Instagram'a da bize malzeme verdi sağ olsun. Sarı araba böyle canımız ciğerimiz çok tatlı. Event gezerken 4. arabayı da Garanti Bankası Pendik Teknoloji Kampüsü'nden talep gördük. 4. arabayı da oraya yerleştirdik. Bu şu kaç yılında oluyor? Bu da yine 2018 yılında oluyor. 2018'de aynı yıl içinde. 2018 yılında Garanti Teknoloji Kampüsü Pendik'te çalışmaya başladık. Orada da böyle Maslak'a benzer bir etki yarattı. İnsanlar ofislerinden kopup gelip bizim müziğimizle, bizim kahvemizle. Çok tatlı. Belki 15 dakika ama hem onlar hem bizim için çok kıymetli 15 dakikalar yaşamaya başladık. Orada da pandemi süreci hariç yaklaşık 3 yıldır faaliyetimize devam ediyoruz. Şu anda pandemi sonrasında tekrar açtık ve şu anda orada sadece banka personeli olmak üzere çalışmaya devam ediyoruz. Peki ondan sonra nereden geldi bu Amerika fikri? Sonuçta Türkiye'de büyümüş vaziyetteydiniz aslında bir bakıma. Sonra nereden geldi Amerika San Diego hikayesi? San Diego hikayesi aslında şöyle başladı. Bunun birden çok etmeni var. Aslında böyle taşlar yerine oturdukça bu iş biraz buralara geldi. Öncelikle ben çok uzun zamandır bir Amerika hayali kuran Türklerden biriyim. Ama bir türlü kısmet olmamıştı. Yıllardır hep böyle ya ben Amerika'ya gideyim, ben orada bir şeyler yapmam lazım gibi konuşmalardan sonra. Çok yakın bir arkadaşım 3 sene önce Amerika'ya yerleşti. Ve 2 tane çocuğunu burada doğurdu. Hangi şehirde? San Diego'ya yerleşti. Diego'da. 15 yıllık bir Şangay hikayesinden sonra buraya geldi. O bizi çok destekledi. Dedi ki gelin, hani burası çok güzel, beğenmezseniz dönün ama mutlaka gelin. Ondan çok ciddi bir destek aldık. Onun haricinde ortağımın eşi 3 sene önce San Diego'da Atlas'ı dünyaya getirdiler. Onlar burayı çok beğendiler. Onlar temelli buraya gelme kararı aldılar aslında. Onlar çocuğu doğurduktan sonra ilk bebekliğini aslında Türkiye'de birazcık büyütüp. Artı Nilay, ortağımın eşi, Galatasaray'da profesyonel voleybolcu. Onun bu
sene son sezonu Galatasaray'da ve onlar da bu sezon sonunda, voleybol sezonu sonunda onlar da buraya taşınıyorlar. Onlar da benim için en önemli ikinci etmen oldu. Business açısından da biz daha önce buraya geldiğimizde ve buradan aldığımız tepkilerde burada kahvenin ne kadar tüketilebilir olduğunu, aynı zamanda burada izinler anlamında regülasyonların ne kadar müsait olduğunu, yani evet, her şeyi kuralına göre yaptıktan sonra burada bu işi sokağa çıkıp yapabildiğinizi, aynen, gördük. Yani burada şirket açma da mesela çok hızlı bir şekilde olabiliyor. Şu anda şirketsiniz sonuçta, değil evet mi? Ve hani kağıt üzerinde hani tabii eyaletten eyalete fark ediyor, evet, ama Kaliforniya'da bu çok zor olan bir şey değil. Biraz daha belki maliyetli, birazcık daha hani, aynen, ilk giriş yani ücretlerinin olduğu ama hızlı olan bir şey. Evet, burada hem kurulumlar hem vergiler, hı, diğer eyaletlere göre, evet, biraz yüksek. Biz Manivele Cafe LLC olarak şu anda devam ediyoruz faaliyetlerimize. Çok yakın arkadaşımın buraya gelmesi, ortamın çocuğunu burada doğurup onların buraya temelli geliyor olması ve hayalimizdeki Manivela'nın buradaki rekabet kuvvetini görebildiğimiz için ben çok heyecanlandım ve Covid sonrasında artık benim için büyük olan bu adımı atıp buraya gelip Manivela'yı başlatma süreci böyle başladı aslında. Harika başlamış. Peki büyüme hikayesi var mı? Yani hani burada tek olarak böyle sakin mi kalmayı düşünüyorsunuz yoksa yine Türkiye'deki gibi bir büyüme düşünceniz var mı? Biz buraya gelmeden önce hem elimizdeki tecrübe hem de buradaki fırsatlar ve kahve tüketimi dolayısıyla biz buraya bir araba yapmaya gelmedik. Biz buraya birden fazla araba yapma hayaliyle geldik. İlk arabamızı da böyle büyük ve devamını sağlayabileceğimiz bir model seçme sebebimiz de o. Birinci arabamız pilot arabamız. Bu araba üzerinde şu an bütün eksiklerimizi görüyoruz. Bütün yapabileceğimiz geliştirmeleri yapıyoruz ve ilk hedefimiz bundan sonra önce ikinci araba olmak üzere, ilk önce San Diego'da, daha sonra Kaliforniya'da, daha sonra da umuyoruz ki Amerika'nın diğer bölgelerinde bu işi devam ettirmeyi çok istiyoruz. Çok iyi. Bence gayet tutacak bir konsept zaten. Yani bunu kesinlikle böyle devam ettirmelisiniz. Vize türü olarak tahmin ediyorum ki A2 vizesiyle geldiniz buraya, değil mi? Evet, biz A2 Investment vizesine başvurduk. Şu anda gittiğimiz yolu. Tamam, süper. O süreç devam ediyor, evet, büyük ihtimal. Ve şu anda yaklaşık 6 ay oldu demiştin sanırım. Evet, ben 6 ay önce Tourist Business vizesiyle gelip status adjustment yapıp şu anda Social Security number'ımı ve A2 için Türkiye'den randevumu bekleyeceğim. Evet, süper. Aslında bizim kanalda daha önce bununla ilgili bir videoda yapmıştık. Ege ile Cansu'nun videosuydu o da. Harika. Hani A2 vizesiyle gelip onların hikayesini anlatmıştık. Bizim takipçilerimizden böyle buna meraklı olan insanlar var. Gerçekten güzel bir örnek. Bir avukatla çalıştınız. Öyle bir A2 vize. Evet, bir göçmenlik bürosu ağırlıklı çalışan bir Amerikalı avukatımız var. Ha. Bizim süreçlerimizi onlar yönetiyor. Çünkü evrak işleri burada çok önemli. Ha. Doğru beyanlar burada çok önemli. Ha. Evrak işlerinde de daha önce tecrübesi olan avukatların bu işi yapması bence çok önemli. Ha. Biz o yüzden böyle bir göçmenlik bürosu ağırlıklı uzmanlaşmış bir avukatlık bürosunu seçtik ve onlarla ilerliyoruz. San Diego hakkında ne düşünüyorsun? San Diego hakkında çok güzel şeyler düşünüyorum. Biz İzmir'de doğduk, büyüdük. Sizler de öyle. Aynen. Aslında bizim şehrimiz de çok güzel. Biz, evet, orada da çok mutluyuz. Ama buraya geldikten sonra buranın ruhu da beni inanılmaz etkiledi. Burası çok güzel ve hayat kalitesi olarak çok beğeniyorum San Diego'yu. Gerçekten bizim için de öyle oldu. Yani ben bir de ilk geldiğimde Chicago'daydım. 2014'te geldiğimde 4,5 sene falan orada takıldım. Oradan sonra burası cennet gibi geldi. Hakikaten farklı bir şehir. Yani evet, hani insan onu hissediyor. Böyle farklı bir şehirde de böyle üretken bir iş yapmak bence 10 numara 5 yıldız oluyor. Bir de zaten manzara da harika yani şu anda. Mesela şu manzara insan kilitleniyor ister istemez. Bu da San Diego'nun güzel yanlarından bir tanesi. Gerçekten öyle. Bu arada manzara demişken ben de bizim markamızla ve brandingimizle ilgili çok ufak bir şeye dikkat çekmek istiyorum izninizle. Biz aslında burada çalışacağımızı tahmin etmiyorduk ilk bu tırağı yaparken. Brandingimizde ufak bir oynama, ufak böyle bir San Diego'nun ruhuna uygun 1-2 update yapmayı çok istiyorduk. Ve şu anda tırağın üzerinde görmüş olduğunuz dalgalar ve güneş. Hı hı. Dalgalar bu Pasifik Okyanusu'nu aslında temsil ediyor. Güneş de Kaliforniya güneşini temsil ediyor. Bu logonun değişikliği San Diego'ya özel. Buranın ruhuna özel, buranın enerjisine özel bir değişiklik. Ve burada yeni update ile markamızın bu yeni renkleriyle devam ediyoruz. Model değişikliği, ülke değişikliği, marka değişikliği, logoya eklentiler artı bir de mottomuzu değiştirmek zorunda kaldık. İyi kahve sokakta olarak algıladığımız mottomuz burada Artisan Coffee on the go oldu. Artisan Coffee de handcrafted anlamına gelen, el işçiliğiyle, el maharetiyle yapılan kahve anlamına geliyor aslında dünya üzerinde kullanımı. Logomuzda da Artisan Cafe on the go olarak mottomuzu İngilizce çevirerek devam ediyoruz. Harika. O zaman buradan devam edelim. Manivela ne servis ediyor? Ne servis yapıyorsunuz burada? Manivela'nın kuruluş amacı nitelikli kahveye ihtiyaç olan yerlere nitelikli kahveyi ulaştırabilmek. Bu bir spor müsabakası olabilir, deniz kenarında bir yer olabilir, sanat galerisinde aktivite olabilir ya da bir şirket toplantınızda
da personelinize ikram edebilmek için, onları mutlu edebilmek için bir catering hizmeti olabilir. Manivela nitelikli kahveyi sizin ayağınıza getiren bir marka aslında. Filtre kahvenin yanında espresso bazlı tüm kahve çeşitlerini bulabilirsiniz. Artı Manivela'da burada daha ön planda olmak üzere Türk kahvesi servis ediyoruz. Burada harika, çok tatlı bir deneyimle insanlara Türk kahvesini anlatıyoruz. Peki insanlar içiyorlar mı? Genelde talep var mı? Yani yabancılar, Amerikalılardan. Şu anda dünya üzerinde Türk kahvesi çok ciddi bir yükseliş trendinde. Çünkü hazırlanma aşamasıyla ve en eski kahve demleme metotlarından biri olduğu için insanlar bunu duyuyor ve insanlar buna talep ediyorlar. Biz de bu talebin burada karşılık bulacağını düşündük. Şu anda burada Cezve İbrik Dünya Şampiyonu Turgay Bey'in üretmiş olduğu ekipmanları ekipman listemize kattık. Onları aldık ve şu anda burada nitelikli Türk kahvesi demliyoruz. Çok iyi. Peki o Türk kahvesi, Türk kahvesi şeklinde. Normalde çünkü mesela bazı markalar, bazı mesela Çin ürünleri diye düşünün. Çin'deki restoranla buradaki restoran aynı şeyi yapmaz mesela. Türk kahvesinde evet, böyle bir değişiklik var mı? Mesela atıyorum, süt koyuyor musunuz içine yoksa sadece böyle sade, şimdi, orta ve şekerli olacak şekilde? Şöyle anlatayım. Manivela nitelikli kahve servis ediyor demiştik. Türk kahvesi de şu anda Türkiye'de Turgay Beyler ve Türk kahvesine önem veren bir cemiyet tarafından çok önemsenerek çok ciddi boyutlara geldi şu anda. Çok nitelikli çekirdeklerden doğru kavurmaları alarak öncelikle doğru kahveyi kullanıyoruz. İkincil olarak kullandığımız ekipmanlar sayesinde kahvede çok önemli olan kahve ile suyun temas süreleri üzerinde çok ciddi çalışmalar yapıldı ve bunun en iyi sonuç alınacak kısmını biz öğrendik. Artık annemiz babamız gibi uzun sürelerle yavaş yavaş Türk kahvesi yapmıyoruz. Doğru ekipmanlarla, bakır cezvelerle doğru kavrulmuş doğru kahve çekirdeğini doğru sürelerde demleyerek maksimum faydada, maksimum kalitede burada hizmete sunuyoruz aslında. Ayrıca bahsettiğim Turgay Bey Amerika'daki Specialty Turkish Coffee internet sitesinin sahibi. Hı hı. Ve bu ekipmanları üretip satıyor. Artı bu Türk kahvesinin Amerika'daki konsolosu diyebilirim. O zaman takipçilerimizin de en çok merak ettik onlar arasında karlılık var, yatırım süreci var. Böyle bir şirketin, böyle bir seyyar kahve dükkanının ne kadar bir yatırıma ihtiyacı var ve daha sonrasındaki karlılık durumu nedir? Tabii bundan bahsedip ben de aydınlatmak isterim takipçilerimizi. Yatırım kısmını iki aşamada aslında değerlendirmemiz gerekiyor. Yatırımın bir kısmı aslında paperwork dediğimiz bu işin yasal kısmı. Bu işin yasal kısmını harcayacağımız paralar, şirket kurulumları ve vergi beyanları ve muhasebecilerimiz, onların hepsi dükkanlarda ve kafetraklarda aynı. Orada hiçbir fark yaratamıyorsunuz. Fakat bu işin bir avantajı, normal bir kahve dükkanının maliyetlerinin aşağı yukarı yarısı kadar bir bütçeyle bu işi kurabiliyorsunuz. Dolayısıyla en büyük avantajlarından ve bundan sonraki büyüme sürecindeki destek motivasyonlarından biri maliyeti. Tabii ki burada izleyicilerimiz asla çok hesaplı, çok ucuz, ufak maliyetler düşünmesin. Çünkü arabanın içini birazdan çekeceğiz. Arabanın içinde normal büyük bir coffee shop'un ihtiyacı olan bütün ekipmanlar var. Buzdolapları, buzluklar, espresso makineleri, espresso öğütücüleri, filtre öğütücüleri, filtre kahve makineleri. Artı Amerika'ya özel olarak su depolarımız, pis su depolarımız, klimamız ve su ısıtıcılarımıza kadar hep her şeyimiz var. Var yani. Tabii yani bayağı bu başarılı tasarım olmuş. Ekipmanlarla birlikte normalde dünyayı dolaşabileceğiniz bir karavanın maliyetinden çok daha yüksek. Çünkü ekipman maliyetlerimiz çok yüksek. Dolayısıyla normalde bir coffee shop'un yarı maliyetiyle bu işin kurulabileceğini çok rahat söyleyerek bir aydınlanma olacak olacağını tahmin ediyorum. Aynen. Peki karlılık durumu nasıldır? Hani normalde dükkanla karşılaştırdığımızda yarı maliyet dedik. Peki evet, kazançta da yarı kazanç mı oluyor yoksa hemen hemen aynı tutarları görüyor muyuz? Dükkana harcamadığınız para sayesinde düşürmüş olduğumuz maliyetlerin bir diğer avantajı da daha kısa sürelerde bu işin maliyet yatırımının geri dönüşünü sağlaması oluyor aslında. Hı. Operasyonel maliyetleri normal bir coffee shop'a göre çok daha düşük. Bu da geri dönüş, yatırım geri dönüş sürelerini ve karlılığı çok daha fazla arttırıp yatırımın geri dönüş süresini de kısaltmaya yardımcı oluyor. Peki kahve tedariği nereden oluyor? Amerika'dan mı yoksa Türkiye'den mi getirme durumu? Kahve aslında bir meyve ve bu meyve sadece Coffee Belt dediğimiz ekvator çizgisinin 15 derece kuzey ve 15 derece doğusu olmak üzere Coffee Belt'te yetişen, ekvator kuşağında yetişen bir ürün. Ve bu kahveyi biz Türkiye'ye de Amerika'ya da aynı şekilde bu Coffee Belt'ten temin ediyoruz. Hı. Amerika'da çok uğraştılar, Türkiye'de hala uğraşıyorlar ama maalesef kahve yetiştiriciliği sadece ekvator kuşağında olabiliyor. Amerika'nın bir avantajı, yeşil çekirdeğin Güney Amerika'dan ve Afrika'dan çok daha kolay ulaşılabilir, çok daha düzgün rakamlarda burada temin edilebilir olması. Manivela'nın bunun üzerine koyduğu bir avantaj daha var. Biz Manivela olarak Türkiye'de 6 senedir Bucks Coffee Roastery ile çalışıyoruz. İstanbul Maslak Otosanayi'de bir kavurmahaneleri olan, bizce Türkiye'nin en iyi kavurucu firması.
Bucks geçen sene Los Angeles'a bir kavurmahane açtı. Amerika'dan bir yatırım alıp ve 6 aydır biz tadilat aşamasına başladığımız zamandan beri Amerika'da toptan kahve üretimi yapıyorlar. Dolayısıyla biz burada kahveye ulaşmakta çok zorlanmadık. Aksine bizim burada dükkan açmamızın, bizim burada bu ticarete girmemizin belli sebeplerinden biri de Bucks Coffee'nin de buraya gelmesi. Çok harika bir sadece 2 saat uzaklıkta evet. Türkiye'de temin ettiğimiz bizim profilimize, bizim damak tadımıza uygun bize kahve üreten Roastery'mizin Los Angeles'a gelmesi bizim için harika bir dönüm noktasıydı. 10 numara olmuş hakikaten. Bu arada biz sık sık tabii Los Angeles'ı ziyarete gidiyoruz. Hem kahve seçmeye hem kahve tatmaya. Los Angeles'ta Arts District'te Bucks Coffee bizden biri ve çok iyi kahve kavuran bir firma. Los Angeles'taki arkadaşlara da bu arada tavsiye ederim. Birlikte gidelim. Hep birlikte gidersek daha da güzel olur. Peki Manivela devamlı burada sabit mi yoksa gezme durumu söz konusu mu? Manivela hareket edebilen bir coffee shop aslında. Şu anda ilk ayımızdayız San Diego'da ve La Jolla'da La Jolla Cove adı verilen deniz aslanlarıyla, pelikanlarıyla meşhur olan turistik bir deniz kenarı bölgesinde hizmet veriyoruz. Ama Manivela gezen bir marka. Dolayısıyla bundan sonra Manivela'yı her yerde görebilirsiniz. Belki bir spor müsabakasında, belki bir özel organizasyonda, belki bir sergide, belki de başka bir lokasyonda tekrar karşılaşabiliriz. Gece olabilir, sabah olabilir, akşam olabilir. Manivela her yerde diyoruz. Peki bunu nasıl takip edebilirler mesela takipçilerimiz? Manivela'nın Instagram sayfasından lokasyonumuzu da zaten linkini. Lokasyonlarımızı paylaşıyor olacağız. Tamam, süper. O zaman hadi bir de içeri girelim. Hay hay. Ne var içeride? Onları görelim. Bakalım. Hoş geldiniz. İçerisini çok kısaca anlatayım. Sağ baştan kegaratör dediğimiz cold brew, nitro brew ve iced tea koyduğumuz bir üçlü tabimiz var. Burada yeni nesil demleme ekipmanlarımızdan sonra hemen filtre kahve istasyonuna geçiyoruz. Filtre kahve istasyonumuzun altı tamamen depolama. Buzluğumuz, lavabolarımız ve espresso istasyonumuz. En önemli makinelerimizden biri espresso makinemiz. La Marzocco Italia üretimi. Burada da öğütücümüzün olduğu, altta dolaplarımızın, depolamalarımızın olduğu bir setup'ımız var. Lavabolarımızın altında temiz su ve pis su depolarımız var. Burada servis verdiğimiz penceremiz, kasa sistemimiz ve hemen yanında da bakery tezgahımız var. Aslında ama sizin burada tabelanız varmış. Ben bayıldım buraya. İnanılmaz tatlı. Benim de sevdiğim bir taraf aslında. O yüzden hemen burada da bir çekim yapmak istedim ben. Harikasınız. Bir de çok minicik bir sorum var. Lütfen. En fazla tüketilen kahve, giden kahveniz hangisi? Burada çok fazla filtre kahve, drip coffee satıyoruz. Onun dışında sütlü, espresso bazlı içecekler satıyoruz. Ve maalesef biz çok fazla önermesek de flavorlı kahve çok tüketiliyor. Biliyorsunuz ki Amerika'da. Ayrıca buranın en büyük avantajı da 12 ay boyunca soğuk kahve satabiliyor olmamız. Şahane. Bütün ice coffee tercihleri de arabamızdan çıkabiliyor. Mevcut. Şahane. Süper. Teşekkürler. Biz de kahvelerimizi aldık. Bu arada çok güzeldi kahve. Yani ellerine sağlık. Afiyet olsun. Birkaç kahve denetti bize ve hepsi de birbirinden şahaneydi. Zaten içerisini de gördünüz. Havasından, harikaydı. Suyundan. Yavaştan o zaman videoyu bitirelim ama biz burada takılmaya devam edeceğiz. Çünkü kahveler bir harika. Gün batımına kadar buradayız. Gün batımında ayrı bir menümüz var. Gün batımı zaten La Jolla'nın gün batımı ayrı bir güzel oluyor. Şahane oluyor. Uğur'la tanışmamız harika oldu. Sağ olsun çok bizi çok güzel ağırladı. Güzel bir video da çıktı. Umarım siz de keyif alırsınız. Biz çok keyif aldık çekerken. Burada yakında olan Türkleri de bekliyoruz muhakkak buraya. Harika bir kahvesi var. Kesinlikle denemelisiniz diyelim. Bir dahaki görüşmemizin de sözünü alarak buradan sizi uğurluyorum. Ya bundan sonra zaten buradayız. Biz geliriz de bayağı bir. Daha biz çok eğleniyoruz. Aynen. Mutlaka bize katılın. Muhakkak geliriz. O zaman bizden bugünlük bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ve o muhteşem. O zaman şeyden girelim. Başlıyoruz. Daha hikayenin devamını dinleyeceğiz. Aynen. Ama buradan büyümenin... Abi hoş sohbet sürekli. Aynen, konu oradan oraya atlıyor. Harikayız. Bence bitiremeyiz bunu.
Peki San Diego'yu nasıl buldunuz? Evet, bayağı uzattım ama. Yok yok, güzel güzel gayet. Ben bazen bir gazı aldım mı gidiyorum. Onun da linkini aşağıya bırakırsın gibi bir heyecanlı bir soruyla girersen beni de heyecanlandırırsın. Bu çekimi... Girdim. Girdim ben, girdim. Ha tamam, okey. Evet, bizi bekliyor abi. Sorry, go ahead. Yeah. Thank you. Thank you. Oh yeah, she don't stand on cheating in my bay. Oh yeah, she don't stand on cheating.